Merhabalar, Şirin İşleri Mutfağı'na hoş geldiniz. Bugün sizlere böyle yemelere doyamayacağınız harika bir kısır tarifi vereceğim. Malzemelerimi hazırladım. Hemen yapılışına geçeceğim. Karıştırma kabımın içerisine şöyle 300 ml'lik su bardağıyla ince bir su bardağı ince bulgurumu ilave ediyorum. Yani 200 ml'lik bardakla 1,5 su bardağı ince bulgurumu ekledim. Şimdi üzerine de yine aynı bardak ölçüsüyle yarım su bardağı sıcak su ekliyorum. Bunu şöyle bir karıştırıyorum. Ve karıştırdıktan sonra üzerini kapatacağım. Şöyle bir 10-15 dakika kadar şişmesini bekleyeceğim. Yeterince dinlendirdiğim bulgurumun üzerini açıyorum. Şöyle bir karıştırıyorum. Şimdi içerisine malzemelerimi teker teker ekleyeceğim. Şöyle 1 yemek kaşığı domates salçası, 1 tatlı kaşığı biber salçası, 3 büyük diş ezmiş olduğum sarımsağı, 1 çay kaşığı pul biber, 1 çay kaşığı toz biber, yarım çay kaşığı karabiber, 1 tatlı kaşığı kimyon ve yeteri kadar tuz ekliyorum. Tabii bu oranları siz damak zevkinize göre artırıp azaltabilirsiniz veya farklı baharatlar da kullanabilirsiniz. Şöyle 3 tane küçük çeri domatesim vardı. Minik minik doğradım, onu da ilave ediyorum. 1 limon suyum var ama limonum böyle büyük değildi, küçüktü. Şimdi bu malzemelerimle birlikte şöyle bulgurumu güzelce yoğuracağım. Yoğura yoğura şöyle bir 5-6 dakika güzel bir kısır elde edeceğiz. Kısırımı güzelce bir yoğurdum. Bütün malzemelerimi karıştırdım. Şimdi elimi yıkayıp diğer malzemeleri ekleyeceğim. Şöyle üzerine 1 yemek kaşığı nar ekşisi ekliyorum. Bir çay bardağından biraz fazla zeytinyağı ekliyorum. Yeşilliklerini ekleyeceğim. Şöyle 3 yaprak ince ince doğramış olduğum marulumu ekliyorum. Şöyle yeteri kadar maydanoz ekliyorum. İnce ince kıymış olduğum. Evinizde varsa içerisine taze soğan da doğrayabilirsiniz. Ve bu malzemelerimi de karıştırıyorum. Yeşilliklerini güzelce karıştırdım. Artık kısırımız servise hazır. Kısırımız servise hazır. Başında da belirtmiş olduğum gibi gerçekten şahane, lezzetli. Çok güzel, böyle isterseniz marulla, isterseniz kaşıkla yiyin. Ben marulla yemeği çok seviyorum. Böyle hamur gibi değil, hafif dişe gelir bir şekilde. Tane tane. Çok lezzetli bir kısır tarifi.
Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Deneyecek arkadaşlarıma şimdiden kolay gelsin. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Daha sonraki videolarımda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.